Buyurun Sayın Akın, süreniz 5 dakikadır. Arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, enerji kullanımı temel bir hak ve bu bir insan hakkı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada enerji bir piyasa faaliyetine dönmüş durumda. Ucuz elektrik dediniz, elektriğe zamda Avrupa şampiyonu yaptınız. Sanayiciye üretin, rekabet edin dediniz, sanayi, esnaf, KOBİ, çiftçinin tarımsal sulamalarında Avrupa şampiyonu yaptınız. Kaynak olarak dönün bakın Eurostat'ın verilerine, dönün bakın OECD ülkelerine. Orada rahatlıkla görebileceksiniz ki o ülkeler içinde en çok zam yapan Türkiye. Şimdi nedir bu? Bu zamlarda hiç kimseye kaptırmıyorsunuz birinciliği. Ama işler vatandaşa geldiği zaman maalesef işin bedelini vatandaş ödüyor. Bunları neden söylüyorum? Bakın Sayın Bakan, enflasyon oranları ve döviz kurundaki değişimi bahane göstererek doğal gaz ve elektrik fiyatlarında %59 daha ucuz olduğunu söyledi fiyatların. Ve bunu millete karşı televizyonlarda söyledi. Şimdi buna söyleyecek tek laf var. El insaf, ayıp, yazık, günah. Neden? Neden? Arkadaşlar, bir ailenin ortalama faturası 40 lirayken bakın burada 2004 yılında şu anda 180 lira. Şimdi buna bakarken, bu lafları söylerken bunu sormamız gerekmez mi? Hangi emeklinin, hangi çalışanın, hangi memurun 40 lirası yüksek 180 lira oldu? Ayıptır, yazıktır, günahtır arkadaşlar. Bakın milletin gözünün içine baka baka kandırıyorsunuz. Neden? Doğruları söylemiyorsunuz. 27 Mart'ta seçimden 4 gün önce Sayın Bakan dedi ki hiç merak etmeyin, oy kaygısıyla elektrikte ve doğalgazda zam olmayacak dedi. Biz de hemen çıktık, dedik ki yok öyle bir şey, zam yapacaklar. Her şey ortada. Ama seçimler bitti, yenilgiyle sonuçlandı, büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Arkasından 24 Haziran'dan sonra 9'ar 9'ar 15'er 15'er zamlar geldi. Bunu da milletin vicdanına bırakıyorum. Peki bu zamlar neden yapılıyor? İktidarın amacı vatandaşı değil, yandaşı kurtarmak değerli arkadaşlar. Enerji sektörü içindeki yandaş şirketler borç batağında ve bu borcu maalesef vatandaşımız ödüyor. Kar yandaşın, zarar vatandaşın ve yazıklar olsun bu iktidar hükümetine. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada bir tablo. Sadece bir yıldaki borç artış oranını göstermek istiyorum. Borç artış oranı. Bu dönemde kimdi bakan biliyor musunuz? Damat bakandı. Hani büyük başarılara imza attığını söyleyip de başarılarından dolayı Maliye Bakanlığı'nın ve hazinenin başına getirdiğiniz, enerji sektörünü batırıp da daha sonra hazinemizi yesin diye başına götürdüğünüz arkadaşın durumları. Bakın 2017 yılında 637 milyon kredi varken batık durumda olan 2018'de 6 milyar 322 milyona çıktı. Yani bakan enerji sektörünü batırdı ve öyle gitti. Artış oranı %892. Demin de dediğim gibi çok başarılı bir olaymış gibi getirdiniz hazinenin başına. Şimdi değerli arkadaşlar, bu AK Parti'nin devamlı yerli milli yalanı bitti. Doğru değil. Bunu artık herkes aynı şekilde biliyor. İşler acısı durum. Bunu da rahatlıkla görün. Yerli ve milli bir iktidar bağımsızlığını bu kadar yükseltemez. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldık Cumhuriyeti ve tam bağımsızlık hedefini kurduk. Sizin geldiğiniz dönemde bağımsızlığımız artarak devam ediyor bağımlılığımız. Bu nedir? İşte bu enerji politikalarının basiretsizliğidir değerli arkadaşlar. Şimdi 15 yılda yerli dediniz, taş kömürünü 2,5 kat ithalatını attırdınız. Taş kömürünü çıkarmadınız. Ayrıca bu hani veto verdiniz de termik santrallerde sonradan savunduğunuz olaylar var ya arkadaşlar. Bakanlık bu teklifin geçmesi için büyük bir çalışma yaptı. Dedi ki Sayın Bakanlık'tan bir yetkili, %18'ini üretiyor dedi enerjinin. Ama başka bir bakanlığın birimi EPİAŞ'ın raporlarında bu %11 dedi. Yani bakanlığın bakanlıktan haberi yok. Ya neden böyle biliyor musunuz? Çünkü bakanlığı bakan yönetmiyor. Tek adam kişi yönetiyor, o kadar. Başka yöneten yok. Ayrıca değerli arkadaşlar, termik santraller şu anda kapanacak diye söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı veto etti, göreceğiz. Takip ediyoruz ama şu anda Elbistan'daki santral tam bir kapasiteyle çalışıyor. Ve bu
santralin başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz Sayın Bakan. Çünkü yüksek kapasitede çalışıyor. Her an her şey olabilir. Bir de bu doğru, bir de bu bunların yanına doğruları söylemek istiyoruz. Hani teşekkür etmek istiyoruz ama demişler ya, neren doğru, hiçbir yer doğru değil. Sayın Akın, sözlerinizi bağlayın lütfen. Çıktı dedi ki, biz dedi dünyanın en büyük projelerinden birisini yapıyoruz. Nedir? YEKA. YEKA 1000 megawattlık RES'ler, GES'ler. Arkadaşlar bu YEKA'lar ne oldu? O verilen sözler ne oldu? Şimdi siz damat olarak babanızı kandırabilirsiniz ama bu milleti asla kandıramazsınız. O aldığınız sözleri, verdiğiniz talimatları yapın. Bakın, bakın arkadaşlar, şu anda Türkiye'deki yabancı enerji şirketlerinin en büyükleri kim biliyor musunuz? Oradaki Almanya'daki belediyenin belediye şirketleri ve kooperatifleri. Biz bunu diyoruz ama bakanlık enerji kooperatiflerini kaldırıyor. Halkı elektriğin içine sokmaya çalışıyoruz. Bakanlık diyor ki hayır, enerji kooperatifleri çalışmasın. Biz yandaşla devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak enerji kooperatiflerinin sonuna kadar arkasındayız. Ve bu mücadeleyi de bırakmayacağız. Ayrıca 2013 yılında dönemin bakanı bu elektrik dağıtım özelleştirirken 12.7 milyar dolar para aldı. Bu parayı ne yaptınız arkadaşlar? Şu zamanın parasıyla 74 milyar TL. Bugünün parasıyla. Dediler. Sen anlamak için lütfen Sayın Akın. Açalım. O zaman elektrik 5.1 sentti dolar olarak. Şimdi 12.25 sent. Ucuzlamadı, pahalandı. Ayrıca yatırım yapmadılar. Gezin bakın doğuya, güneydoğuya değil, Balıkesir'e gidin. Balıkesir'de hala elektrik şeylerinin odundan olduğunu göreceksiniz. Ağaçtan olduğunu göreceksiniz. Ya ayıptır arkadaşlar. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Parayı aldınız, parayı yediniz. Nereye gittiği belli değil. Sonra milletin karşısına 50 liralık fatura 100 lira olarak çıktı. Ben sizi burada milletime şikayet ediyorum arkadaşlar. Hepinize saygılar. Teşekkürler Sayın Akın.